Herkese merhaba. YouTube kanalıma uzun süre sonra hoş geldiniz. Uzun süredir içerik paylaşmıyorum. Hatta eski içeriklerimi de şu anda gizledim. Hiç kimse göremiyor. Zorlu bir dönemden geçtim. Evlilik döneminden. Şu anda tüm düzenim, her şeyim değişti ama yavaş yavaş oturuyorken ve yavaş yavaş alışveriş yapmaya da başlamışken tekrardan bir video düzene oturtmak istedim. Şimdi sizinle uzun süre sonra büyük bir gratis alışveriş yapmıştım. Biliyorsunuz artık uzun bir süredir, yaklaşık 1,5-2 aya yakındır evlerimizde. Şimdi isterseniz hemen aldığım ürünlere geçelim. Ürünleri çoktan açtım. Kullanmaya bazılarını başladım bile. Ama yine de sizinle paylaşmak istiyorum. Teker teker paylaşacağım. Öncelikle büyük ürünlerden başlayacağım ki şu kalabalık buralardan gitsin. Hangisinden başlayalım? Şundan başlayalım. Klasik her kadının kullandığı. Ben genellikle böyle orkid kullanıyorum. Bunu hemen kenara koyalım. Bu arada bunun fiyatı 13 liraya falan düşüyordu. Bence gayet iyi bir fiyat. Yani hepsi burada da falan bile bu şekilde bulamıyorsunuz. Daha sonra şu şekilde ıslak mendillerden aldım. Ben Rimarka. Bunları çok fazla tercih etmiyorum. Ama evde ıslak mendil kalmadığı için ve bunlar 2 lira gibi bir şeye düşmüşlerdi. 25 adet var içerisinde. O yüzden tercih ettim açıkçası. 3 tane şöyle aldım. Bunlar böyle evin bir kenarına koymalık değil. Daha çok işte çantanıza da atabileceğiniz bir boyda. Bence sadece güzel yanlarından birisi bu. Onun haricinde büyük ıslak mendiller evde kullanabilirsiniz. Ve şunlara geçelim. Şu kalabalığı bitirelim. Bendir markasının yine böyle 140 adet dizisi 6 lira gibi bir şeye düşmüştü. Ve bundan satın aldım. Açıkçası ben Bendir'in pamuklarını kullanmıyorum. Çünkü fiyat performans açısından çok fazla beğenmiyorum. Bir de şu şekilde kaya pamuklarından aldım. Bu da 3 lira gibi bir şeye düşüyordu. 10 lira üzerine alışveriş yapanlara 3 liraya mı düşüyordu? Öyle bir kampanyası vardı. Söylediğim gibi bunları daha önceden aldığım için ne yazık ki faturalarını atmış bulundum. Bunu da bu şekilde kenara koyuyorum ve diğer ürünleri şöyle çekiyorum. Uzun süredir bu şekilde bir masa aynası almak istiyordum. Masa aynası çift taraflı. Her aynada olduğu gibi uzak ve yakın olarak. Şuralara da ruj koyabiliyorsunuz. Bu şekilde pembe olması açıkçası beni cezbetti. Bir de ucuzlukçularda bile bunlar 10-15 lira civarı ve gratiste de 11 liraya düşmüştü. Bu yüzden bunu da almak istedim. Daha sonra şöyle Eclipse'in bir tane cilt temizleme süngerinden aldım. Açıkçası ben bunu biraz daha sert bir yapıda olmasını bekliyordum. Ancak şöyle yakınlaştırayım. İçerisi hafif nemli ve su dolu gibi. Söylediğim gibi ilk kez kullanacağım. Henüz kullanmadım bunu daha. Fiyatı yine 4-5 lira civarı bir şeydi. Sonra gelelim şu L'Oreal Paris'in mesela makyaj temizleme suyuna. Bunu ben ilk kez kullanacağım. Normalde Garnier'inkini kullanıyorum. Garnier pembe kapağı. Ve onu yaklaşık 2-3 senedir kullanıyorum. Ama şu anda Bioderma'nınkine geçtim. Onu stoklamıştım. Onu kullanıyorum. Bu arada Bioderma'nınki de çok güzel. İndirimde yakalarsanız mutlaka bakın derim. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam 11 liraya falan aldım. Bunu da denemek istediğim için aldım. Bakalım, biraz büyük boyu denemek için. Ama bunlarda zaten küçük emerlisi yok. Ve bakalım, yani en kötü fırçalarımı temizlerim diye düşündüm. Gözümü falan yakarsam. Sonra şu şekilde yine L'Oreal'in şeker peelingini aldım. Bu siyah nokta karşıtı olanı. Bunun bir sürü moderasyonu açıkçası var. Gerçekten ne bekliyorum bundan diye sorarsanız bir çırpıda siyah noktaları gidermesini açıkçası beklemiyorum. Ancak ürün hakkında çok güzel yorumlar vardı. Uzun kullanımda gerçekten siyah noktaların gittiğine kadar yazılar okudum. Onun için almak istedim. Bir de fiyatı gerçekten çok iyiydi. Bu da 11 liraya falan düşmüştü. Daha sonra şu şekilde BB Beauty'nin saç bakım yağını aldım. Bu argan özlü.
Bundan daha önce bir tane kullandım. Çok aşırı aşırı beğenmedim açıkçası. Ancak yine de bir şans vermek istiyorum. Bu tür ürünler genellikle çok bereketli oluyorlar. Neden bilmiyorum. Daha önce Husk markasını kullanmıştım. Ve o da fiyat performans ürünü bence. İndirimdeyken 6-7 liraya düşmesine rağmen ve çok küçük bir boyutta olmasına rağmen rahat 1,5-2 ay beni idare ediyor. Ya bildiğiniz şöyle tüp boylarda. Daha sonra kağıt maskelere geçelim. Bunlar açıkçası Garnier Lüks'ün bombalarını çok merak ediyordum. Sadece stokta bu kalmıştı ve 6 liraya düşmüştü. Bu yüzden aldım. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Cildim karma bir cilde sahibim. Yanak kısımlarım aşırı bir derecede kuru. Sadece T bölgesinde yağlanma söz konusu. Bir de şöyle bir beauty markanın kil maskesini aldım. Bu da 2 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Şunlara geçelim. Bunlar gerçekten beni aşırı cezbetmişti. Şöyle yakınlaşıp hatta bakalım isterseniz. Bunlar ilk geldiğinde şu şekilde kargolanmışlardı. Ve bu ikili ve dörtlü olarak satışta. Bu şekilde dörtlüsü yanlış hatırlamıyorsam 19-20 lira civarı bir şeydi. Ve bu şekilde ambalajlı geldiği için şöyle kıvrık bir şekilde dedim ki eyvah bana yanlış yollamışlar. Ama ben büyük olanını almıştım. Daha sonra böyle sağ sola koyduğumda eşim işte biraz böyle çevirmiş, evirmiş bir şeyler yapmış ve bunun arkasında da bir şeyler var diye yani yanıma geldi. Ama ben unutmuşum tabii bunların tamamen böyle açıldığını. Ben daha çok bunların mıknatıslı bir şekilde olduğunu düşünüyordum satın alırken. Yani ayrı ayrılar biz bunları mıknatısla bu şekilde yapıştırıyoruz hani gibi. Ama o şekilde değilmiş bunlar. Şöyle renkleri çok tatlı. Şöyle açıp hem de göstereyim size. Pigmentasyonu hakkında hiçbir bilgim yok. Henüz swatchlamadım, denemedim. Şöyle yakınlaştırayım bakın. Gerçekten şuradaki özellikle o kadar güzel ki ve şu. Bu da tam bir geçiş rengi. Yani aslında hemen hemen her palette olan renkler. Sadece uygun fiyatlı ve kullanmak, denemek istediğim için bunu satın aldım. Gerçekten yeni koleksiyonda 19 lira çok da fazla bir şey değil. Neye hani 19-20 lira vermiyoruz diye düşünerek aldım. Tabii böyle diye diye de neler satın alıyoruz. Orası da ayrı. Şöyle Stikadır markasının İki tane lip liner'ını aldım. Bunlar da 3 TL'ye düşmüşlerdi. O yüzden satın aldım. Bu markayı daha önce paletini kullanmıştım. Ve palet pigmentasyonunu beğenmiştim. Henüz bunları açıp deneyimlemedim. Ancak her zaman kullanabileceğim renkler değil. Özellikle şu mürdüm. Kahve tonlarını genelde kullanıyorum. Nude'larla gayet uydurabiliyorum, match ediyorum. Ancak şu üsttekini özel günlerde kullanabilirim diye düşünüyorum. Daha sonra gelelim şöyle Wet n Wild'ın concealer'ına. Bu ürünü gerçekten çok merak ediyordum. Ve alırken de o kadar tereddütle aldım ki anlatamam. Çünkü daha önce bu markanın herhangi bir kapatıcısını kullanmadım. Kullanmadığım için de kendi rengimi bilmiyordum. Ama hemen hemen birçok markada ben ivory renklerini falan kullanıyorum. Böyle daha sarı alt tonlu renkleri kullanıyorum. Bunda da Light Ivory rengi varmış. Ben de ya Allah diyerek bunu satın aldım. En kötü değişme ya da iadeye yollarım dedim. Ancak inanır mısınız gerçekten tam gözaltımı kapatan ve uyuşan rengi satın almışım. O yüzden inanılmaz memnunum. Şöyle şu şekilde aplikatörü var. Klasik. Zaten görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bu arada uzun süre kalıcı mı onu henüz denemedim. Sadece gözaltımı bir kez kullandım. O da hani rengi uyuyor mu diye. Şu ana kadar aldığım ürünlerden 2 tane kaldı. Bir tanesi de şöyle Eclipse'in bir karıştırma fırçası. Açıkçası karıştırma fırçalarını ben çok seviyorum ve bunun bu kadar yumuşak olduğunu da düşünmüyordum. Bu indirimdeyken 10 TL'ye düşmüş ve hemen kaptım. Tabii ki de şuradaki şu pembe detaylar yüzünden almak istedim. Gerçekten çok güzel kullanımı. Fırça uzunluğu da çok güzel bu arada. Yani bazı karıştırma fırçaları biraz kısa oluyor ve karıştırırken o kadar ergonomik olmuyorlar. Ancak bunu gerçekten çok beğendim. Diğer türlerine de şans verebilirim diye düşünüyorum.
Ve bir de Maybelline'in şu şekilde bir maskarasını satın aldım. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 20 lira civarına düşmüştü. O yüzden aldım. İlk kez deneyeceğim. Henüz ambalajını bile açmamışım. Bu arada gerçekten bu şekilde geldi bu bana. Hani mağazadan mı alınmış ya da transfer edilmiş bilmiyorum. Ancak bunu kullananlar varsa mutlaka yorum olarak bana iletsin. İlk kez kullanacağım söylediğim gibi. Benim aldıklarım bu kadardı gratis indiriminden. Siz neler aldınız ya da neler yapıyorsunuz bu karantina sürecinde mutlaka aşağıya yorum olarak benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Bir dakika. Sizinle iki ürünü paylaşmayı unutmuşum. Bir tanesi şu şekilde bir cımbız. Klasik her evde olması gereken. Ne yazık ki ben getirmemiştim. Annemlerde bırakmıştım. Bu 3,5 TL'ye düşmüştü. Her işe yarıyor açıkçası yani. Hangimiz kullanmıyoruz ki? Bir tane de şu şekilde food scrub aldım. Bunu dün deneme şansım oldu. Biraz yakınlaşayım. Şöyle içerisinde siz de göreceksiniz. Partiküller var. Zaten ayak hani peelingde de bu şekilde genellikle parçacıklar oluyor. Bu şekilde ayak şeklinde olması gerçekten benim çok hoşuma gitmişti ve bunu uzun süredir gratislerde açıkçası bakıyordum. Ancak bulamamıştım. Daha sonra karantina dönemine girince de açıkçası her yer kapatıldı ve bunlar çok umurumuzda olmadı. Daha sonra indirimde bunu görünce ve stokta görünce açıkçası hemen kapmak istedim. 6 lira civarında bir şeydi. Sadece bence tek dezavantajı çok fazla nane kokuyor. Evet nane içerikli olduğu yazıyor ama bir kas gevşeticisi var ya hani Bengay. Aynı onun gibi kokuyor. Evet suyla vesaire yıkıyorsunuz. Ben bunu duşta denedim bu arada. Evet o koku gidiyor ama sonuçta kullanırken sizi birazcık rahatsız ediyor. Nane kokularını seviyorsanız pek rahatsız olacağınızı düşünmüyorum ama. Evet, şimdi tamamen bitti aldıklarım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Gerçekten buralarda olmayı çok özlemişim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.